Eksi 1 bölü 2'nin karesi çift sayı olacak. O yüzden pozitif olacak arkadaşlar. 1 bölü 2'nin karesi gibi. Bir de üzerinde eksi 3 var. 1 bölü 2'nin eksi 6. kuvveti ne yapar? 2'nin 6. kuvveti. Yine aynı şekilde eksi 1 bölü 8'in çift kuvveti olduğu için eksi 4 pozitife döndürecek. 1 bölü 8'in eksi 4. kuvveti de 8'in 4. kuvveti olur. Haliyle 2 üzeri 6, 2 üzeri 12, 2 üzeri 18 oldu. D şıkkı. Eğer bir sayının çift bölenleri bu sayıdan küçükse bu sayı minimum sayıymış. Bu şartı sağlamayana bakacağız. Hemen tabii ki mecburen tek tek ışıklardan bakacaksınız. Bir tane yanlış yap seçeyim. Örnek 16. 16'nın arkadaşlar çift bölenleri 8, 4, 2 ve bu kadar. 16'yı niye almıyoruz? Çünkü kendisinden küçük çift bölenlere bakıyoruz. Haliyle 8, 4, 2'nin toplamı ne yapıyor bakın? 12, 14 yapıyor. Bu şartı sağladığı için olmayacak cevap. 40'a gelirseniz 20, 10, 8, 4 ve 2. 38, 4 daha 42, 2 daha 44 yaptı bakın. 40, 44'ten küçük bu minimum sayı olmadı. E şıkkı. Bir kural tanımlamış arkadaşlar. X, Y'den küçük veya eşitse X artı Y'ye eşitmiş. X, Y'den büyük veya eşitse X çarpı Y'ye eşitmiş. Bakın bu verdiği kuralda fark ettiyseniz eğer 3A-4 eksi ile A artı 16'nın toplamı var aşağıda. Toplam olması için ne olması gerekiyor? Soldakinin sağdakinden küçük veya eşit olması gerekiyor. Böylece 2A küçüktür 20 oldu. A küçük eşit 10 oldu. 10'dan küçük veya eşit kaç doğal sayı var? 11 tane sıfır dahil C şıkkı oldu. Soldakinin yarı çapı 2 santim, sağdakinin arkadaşlar 3 santim verilmiş. Haliyle çapı ne olacak bir tanesinin burada? 4 santim. Buradakinin de 6 santim. Kaç tane var bilmiyoruz. 4x diyelim. Sağdakinde kaç tane var bilmiyoruz. Y tane diyelim. O zaman toplam boyları eşit olduğu için 4x'in uzunluğu 6y'nin uzunluğuna eşit olur. X buradan 3k gelir. Y de 2k gelir. Bunlar adet arkadaşlar. X adet, Y adet. Şimdi bilye sayısı da 20'ymiş. Yani 3K ile 2K'nın toplamı 20 olacakmış. K buradan bakın ne geldi? 4. K 4 olduğu için solda 12 tane var. Sağda 8 tane var. Soldakinin uzunluğu 12 çarpı 4'ten 48. Sağdakinin de yine 8 çarpı 6'dan tabii 48 santim olacak. Cevap değişik. Ortak parantez alacağız arkadaşlar burada sadece. Bakın şimdi dörtlülerde e, imkan dahilinde tabii ikili ikili yapabiliyorsak yaparız. Burada da A parantezini aldığımızda A artı B. Solda C parantezini aldığımızda A artı B. Aşağıda ortak parantez alacak bir şey yok. Mecburen dağıtacağım. AB artı AC. BC eksi AC oldu. Böylece AC'ler gitti. Ee, A artı B parantezinde yukarısı A artı C. Aşağısı da B parantezinde A artı C. A artı C'ler gitti. A artı B 81, B 27 böldük 3 oldu D şıkkı. Bir fonksiyonun grafiği ile y eşittir 2'nin kesişmesi ne demek biliyor musunuz? Y ye gördüğünüz yere 2 yazın bu denklemleri birbirine eşitleyin demek işte. Mutlak değeri dışında bunlar ayrı ayrı yazılabilir biliyorsunuz. Böyle İçler dışlar çarpımı yapıp mutlak 2x eksi 1 eşittir. 2 tane mutlak x eksi 1 hatta bu da nedir? İçeriye girer. 2x eksi 2 olur. Bundan sonra artık şunu deriz bakın. 1. Sol taraf sağ tarafa aynen eşit olur. Ama buradan çözüm gelmez. Boş gibi olur. 2. Sol tarafı aynen bırak. Sağ tarafı eksiyle çarp. Bu da mümkün. 4x eşittir 3. x buradan 3 bölü 4 oldu. Artık x 3 bölü 4. Yani a 3 bölü 4. Absiz. Ordinat ne? 2. Yazmaya bile gerek yok. Çünkü zaten kendisi vermiş. y eşittir 2 doğrusu üzerinde kesişmek demek ordinatı 2 demektir. Hemen size bir grafik göstereyim böyle rastgele önemli değil. Böyle bir grafik olsun. Y eşittir 2 noktasıyla kesişirse buradaki AB noktası otomatik olarak A'ya 2 noktası olur arkadaşlar. Bu şekilde bunların toplamları da 3 bölü 4, 2 bölü 2 daha 11 bölü 4 oldu. Orçun, Burçin ve Murat'ın bugünkü yaşları toplamı 30'dur. Orçun doğduğunda Burçin'in yaşı Murat'ın yaşının 2 katıydı. Buna göre Murat'ın bugünkü yaşı kaçtır? Gayet güzel bir soru. Ben kendi yorumumla size şöyle bir göstereyim. Orçun doğduğunda tabii doğal olarak sıfır yaşında. Burçin arkadaşlar ve Murat. Burçin Murat'ın kaç katı yaşındaymış? İki katı yaşındaymış. O zaman o yıl bilmediğimiz o yılda arkadaşlar. M dedim Murat'a Burçin'e de 2M dedim. Buna göre şimdi ne olacak? Hangi yıldayız bilmiyoruz. Orçun'un şu anki yaşı arkadaşlar x olsun. Böylece Burçin ne olacak? 2m artı x olacak. Murat da m artı x olacak. Bunların şu anki yaşları toplamı dikkat edin. 3m artı 3x geldi 30 oldu. m artı x arkadaşlar 10 geldi. Ne dedik zaten Murat'ın şu anki yaşına? m artı x. Böylece cevabı 10 bulduk. Bilinmeyenler olabilir ama siz üzerinize düşeni yaparsanız zaten bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Yeter ki doğru yaklaşalım, doğru denklemler kuralım, korkmayalım bir de. Soruları okuyup anlamak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunun için de benim tavsiyem mümkünse eğer daha böyle şu an beni izlerken 12. sınıfın başındaysanız ya da mezunluğun başındaysanız biraz böyle paragraf çözer gibi düşünerek yani kitap okumak, kitap okurken de paragraf yapıları, cümle yapıları biraz daha karmaşık olan kitaplar seçmeye çalışmak. Gerçekten bir faydası olduğunu görüyoruz. Ders çalışmak için ya da böyle sınav katkısı için kitap okunmaz ama kitap okumanın da güzel bir e, orada yan faydası oluyor. Bu tarz sorular çünkü gerçekten kolay sorulardır. İşin matematik kısmı çok azdır, Türkçe kısmı çoktur. A telefonunun %10'u B telefonunun %40'ı doludur demiş şimdi burada. A telefonunun dolu kısmına 10x diyeyim kesirlerle uğraşmayalım. Bunlar özdeş telefonlardı, telefonlarmış. 40x de buna diyelim. Şimdi demiş ki sağdaki B olan arkadaşlar 24 dakika sonra kaça ulaşmış? %70'lik. Yani benim mantığıma göre 40x demiştim ya ben buna. 30x arkadaşlar bunun şarjı artmış. 24 dakikada 30x dolmuş ve biz ne istiyoruz? Ne kadar dolmasını istiyoruz? diğerinin tamamen. O zaman diğerinin kaç x daha dolmasına da ihtiyaç var? 90x daha. Çünkü şu an şarj düzeyi 10x'te. Haliyle 30x'ten 90x'e 3 kat. O zaman 24'ün de 3 katını alırsak 90x dolması gereken süre 72 dakikaymış. İşte bakın olay bu kadar. D şıkkı. İşte bazı sorular var ki arkadaşlar başladığınız yer sorunun devamı için etkili oluyor. Onun için de yani gerçekten herhalde insanın bazen şansa, kısmete de ihtiyacı var. Mesela bu soruda e, yapar bence birçok öğrenci uğraştıktan sonra getirir ama hızlı yapmak malum sınavın TYT'nin en önemli parolalarından bir tanesi. Yani o bu işi bir şekilde halletmek için elinizden geleni yapın. Yani muhakkak arkadaşlar bir noktaya gelirsiniz. Herkes yüzde yüzüne ulaşmayabilir ama bir öğrencinin potansiyeli yüzde ise bir öğrenci yüzde ulaşıyorsa o başarılıdır. Ama Potansiyelin %95'si, sen %78'de kalıyorsan o zaman başarısız olursun. Bunun gibi düşünün ve böyle soruları yapabilmek için hakikaten kısmetli olmak için de şansı kendiniz doğurursunuz. Bu yüzden mümkün olduğunca çok çalışın, çok fazla soru çözün. Burada şimdi nasıl başlayacağım ben biliyor musunuz? Buraya A diyeceğim. Neden? Çünkü her bu okun çıktığı çemberler, okun gittiği çemberlerin çarpımına eşitse en küçükten başlarım. Mantıklı olan biraz bu. A B olur böylece bu. Sonra buraya C desem burası ABC olur. Sonra arkadaşlar buraya D desem burası ABCD olur. Böylece buraya E desem sarıda ne olacak? ABCDE. Bu arada yeşiller zaten ABCDE çarpımına eşit. Demek ki yeşillerin çarpımı 120 olduğundan aslında sarıyı da bize çaktırmadan vermiş. O da 2 üzerine e -8 120 eşitmiş. Böylece 2 üzerine 128'den n 7 geldi. Cevap bu kadar kısa aslında D şıkkı. Dijital bir saate göre arkadaşlar yapacağız. 3272 saniye dediği için 3272'yi önce 60'a böleceğim ki 1 dakika daha doğrusu bu 3272 saniye kaç dakikaya eşit? 54 ile çarparsam 3240 olur. Burada kalır 32 saniye bu da olur 54 dakika. Demek ki buraya 54 dakika 32 saniye eklemediymişim. 53-32 daha ne yapar? 85 saniye. Ama tabii ki nasıl gelecek? 25 saniye olarak gelecek. Buradaki 60 saniyeyi ne yapacağız? 1 dakika olarak sol tarafa ekleyeceğiz. 57-54 daha 111 yapar. Buradan da 1 eklersek 112. Haliyle bu da 52 dakika olacak arkadaşlar. 1 saati buraya eklediğimiz an 24 diyemeyeceğiz. Tabii dijital saatler 24 olmaz 0-0 başa dönerler. Bu yüzden 0-0 olacak. Burası da ertesi güne sarkacak 0-4 gün olacak. Toplamları 0 artı 4 artı 5 artı 2 artı 2 artı ha, pardon bu 5'leri böyle almayacaktık. Onları direkt böyle basamak olarak değil normal komple sayı 4 52 25 düzelteyim hemen. Böylece rakamları toplam dememiş çünkü sayıların toplamı demiş. 77 4 daha 81 B şıkkı. Ters fonksiyonda yapabildiğimiz bir işlemimiz neydi? Bu f'i yeri geldiğinde ters almaktan kurtulmak için öbür tarafa atmak ve böyle f'in tersi kök içinde x artı 1 artı 1 demekti arkadaşlar. Şimdi burayı ne yapacağız? 3. 3 yapmak için tabii ki x'e kaç vermek gerekiyordu? orada? 4, e, 3 vermek gerekiyor değil mi? Böylece kök 4, 2'dir bir daha 3 yapar. Haliyle burası da arkadaşlar... 2 üzeri 3 artı 1'den 2 üzeri 4 oldu. F'in tersi 3, 16, E şıkkı. Şimdi toplam 8 puanlık basket. Yani 8 sayı olacak burada. 2, 6, işte 4, 4, 5, 3 gibi düşünün. Ee, burada en büyük toplamı elde etmek için, çubuk toplamını elde etmek için şeye bakmak lazım. Yani 8 bakın en fazla çubuğa sahip. E, sıfırda mesela gayet fazla çubuğa sahip 6 tane arkadaşlar. O yüzden ben 0 ve 8'i kullanırım tabii ki. Yani derim ki bu maç 0-0, 0-8. Birisi 8-0 yenmiş olsun diğerine. Böylece 3 tane 0 olacak. Bir tanesinde 6 tane çubuk var. 6 çarpı 3'ten 18. 8'de de 7 çubuk var. Demek ki 25'miş. E şıkkıymış.